Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi, veri analizi, aritmetik ortalama ve açıklıkla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Selin Hanım'ın bir yıl boyunca aldığı aylık maaşları TL olarak aşağıda verilmiştir. 850'den başka bir sayı görüyor musun? Hayır. Bu veri grubunun açıklığı nedir? Çocuklar, verilen sayılar arasındaki açıklığı bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayı çıkartman gerekiyor. Burada en büyük sayı da 850'dir, en küçük sayı da 850'dir. Çıkartarak sıfırı bulabiliriz. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz, 10 öğrencinin bir sayfa hikaye okuma süreleri saniye olarak aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki veri grubunun açıklığı kaçtır diyor bize. Çocuklar, verilen sayılar arasındaki en büyük sayıdan en küçüğü çıkartarak açıklığı bulabilirsiniz. Baktığım zaman en büyük sayımız 70. Burada 60'tan küçük bir sayı görülüyor mu? Bakıyorum. Yok tabii ki. O zaman en büyük sayımız 70, en küçük sayımız 60. 70'ten 60'ı çıkartarak bu veri grubunun açıklığını 10 olarak hesaplayabilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir bilgimiz var. Bu bilgiye göre iki tane soruyu yanıtlamamızı istiyor bizden. Bakalım. İçinde 14 şarkı bulunan bir CD'deki şarkıların süreleri aşağıdaki gibidir. Yukarıda verilenlere göre bu CD'de bulunan şarkı sürelerinin aritmetik ortalaması yaklaşık olarak kaçtır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi buradaki sayılarımıza bakınca 186, 123, 150, 180, 162, 181, 143, 156, 180, 180, 145, 172. Daha da sayılarımız var. Yan tarafa yazıyorum. 164 ve 170'i yazdım. Bunların toplamını birler basamağından başlıyorum. 6, 3, 9, 10, 12, 15, 21, 26, 28, 4 de burada 32'nin ikisi. Elde var. 3 ekledim. 11, 13, 18, 26, 6 daha 32, 40, 44, 49, 57, 8 daha 65, 69, 7 daha 76, 76, 82, 7 de burada 89'un 9'u elde var. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14, 8 de elde var. 14, 8 daha da 22 eder. 2292 bunların toplamı. Toplamda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sayımız var. Biz burada 2292'yi yine bu bilgilerle bir diğer sorumuz. Verilen şarkı sürelerinin açıklığını istiyor bizden. Baktığımız zaman en büyük sayıya hemen bakıyorum. 186'dan büyük var mı diye baktım. Yok sevgili öğrencim. En küçük sayı burada 145 gördüm, 143 gördüm, 123 var burada. 123'ten küçük bir sayımız var mı? Maalesef göremedim. 186 en büyük sayı, 123 en küçük sayı. Bu ikisinin farkı 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır, 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. Açıklığı 63 şeklinde bulabilirim. Bir diğer sorumuz, bir okuldaki 6 öğretmenin yaşlarının aritmetik ortalaması 32'dir. Bu öğretmenlerden 40 ve 32 yaşlarındaki öğretmenler okuldan ayrıldığına göre kalan öğretmenlerin yaşlarının aritmetik ortalaması kaç olur diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Çocuklar, ortalama sorularında şuna bakalım. 6 tane öğretmenin yaşlarının aritmetik ortalaması 32 ise öncelikle ben burada yaşlarının toplamını bulacağım. 32 ile 6'yı çarparak tabii ki. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 3 18. 1 de elde 19. 192'yi buldum. 6 öğretmenin yaşları toplamını buldum. Bu öğretmenlerden 40 ve 32 yaşlarındaki 2 tane öğretmen ayrılıyormuş. Peki bunların yaşları toplamı kaç eder? 40 ile 32'yi topladım 72. 6 öğretmenin yaşları toplamı 192 idi. Biz bundan 2 tane öğretmenin yaşını çıkartıyoruz ve geriye 120 kalıyor. Nedir bu 120?
geriye kalan 6 öğretmenden ikisi çıktı ya, geriye kalan 4 öğretmenin yaşları toplamıdır. 4 öğretmenin yaşları toplam 120 ise 120'yi burada 4'e bölüp aritmetik ortalamayı 30 şeklinde hesaplayabilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, yandaki veriler bir gazete bayisinde satılan 9 günlük gazete sayılarına aittir. Buna göre satış sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Açıklığı bulmak için verilen sayılar arasındaki en büyük sayı burada 190. En küçük sayımız burada 105. İkisinin farkını alman gerekiyor. 190'dan 105'i çıkartarak sonuca, yani açıklığa ulaşabilirim. O da 90'dan 5 çıkarsa 85 kalır. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki veriler bir kavşakta yaşanan trafik kazalarının yıllara göre sayısını göstermektedir. 2010 yılından 2014 yılına doğru 20, 32, 28, 36 ve 54 tane kaza olmuş sırayla. Bu verilere göre bu kavşakta yaşanan yıllık ortalama kaza sayısı kaçtır? Aritmetik ortalamayı istiyor bizden. Çocuklar, aritmetik ortalamayı bulurken yapmamız gereken şey şu. Kaç tane veri var burada? Birinci yılımız, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yılımız. 5 tane veriyi toplayıp 5'e bölersen aritmetik ortalamayı hesaplayabilirsin. 20'yi yazdım, 32'yi yazdım, 28'i yazdım, 36'yı yazdım, 54'ü yazdım. Bunların toplamı 10 burada, 10 burada, 20'nin 0'ı elde var, 2, ekledim 4, 7, 10, 12, 5 de burada, 17 eder. 5'inin toplamını 5'e bölersem aritmetik ortalamayı bulabilirim. 17'de 5 3 kere var. 3 kere 5 15 eder. Çıkarttım 2. 0 aşağıda. 20'de 5 4 kere var. 4 kere 5 20 çıkarttım ve 0'ı buldum. 34 aritmetik ortalamamız cevabım B seçeneğidir. Ezgi'nin matematik sınavlarından almış olduğu puanlar aşağıdaki gibidir diyor. Yukarıdaki veri grubun açıklığı kaçtır? Çocuklar, oradaki en büyük değerimiz 98. En küçük değerimiz de 42. 98'den 42'yi çıkartarak sonuca ulaşabilirsiniz. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. 56 doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. 4. sınavında 90 soruya cevap verdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir öğrenci girmiş olduğu her test sınavından bir önceki sınava göre 10 soru daha fazla yapmaktadır. Bakın, 1. sınav, 2. sınav, 3. sınav ve 4. sınav. Diyor ki 4. sınavında 90 soruya doğru cevap vermiş. O zaman onar onar artıyorsa geriye doğru giderken de onar onar eksiltmem gerekiyor. 3. sınav 80, 2. sınav 70, 1. sınavdan da 60 olarak hesaplayabilirim. 1. sınavında 60 soruya cevap vermiştir. Doğru. 4 sınavında toplam 4 soru yanıtlamıştır. Çocuklar, orada bakalım. Yani ben onları toplayıp 4'e bölünce 60'ı, 70'i, 80'i ve 90'ı toplamda 400 çıkıyor mu bakalım. 0, 7, 6, 13, 8 burada, 20, 9 da burada, 30. 300 soru diyeceğine 400 demiş. Yanlışı benden istiyor. Doğru cevap B seçeneği. C'ye de bakalım. 2. ve 3. sınavın ortalaması. 70 ile 80'in ortalaması. 70, 80 daha 150, yarısı 75 olur. Doğrudur. 4 sınavın ortalaması. 4 sınavın toplamda 300 puan. Bunu ben 4'e bölersem 75 ortalamayı da bulabilirim. C de doğrudur. D de doğrudur. Bir diğer sorumuz. 3 traktörün taşıdığı ortalama yük 9200 kilogramdır. Aynı yükü, yani bu 9200 kilogramlık yükü 4 traktör taşısaydı traktör başına düşen ortalama yük kaç kilogram olurdu diye bize bakalım. Şimdi 3 traktörün taşıdığı ortalama yük 9200'dür diyor. Ben bu 3 traktörün toplamda ne kadar yük taşıdığını öncelikle bulacağım. Ortalamayla sayı adedini çarparak bulabilirim. 0, 0, 3 kere 2, 6, 9 kere 3, 27 eder. 27600. Sonra diyor ki bu 27600 olan yükü 3 değil de 4 traktör taşısaydı acaba diyor ortalama ne olurdu diyor. Hemen bakalım, 4'e bölerek hesaplayacağım. 6 kere var. 6 kere 4 24 eder. Çıkarttım 3. 6 aşağıda. 36 da 4. 9 kere var. 9 kere 4 36. Çıkarttım 0. Kalan çift sıfırı da bölümün sağ tarafına ekleyerek 6900 sonucuna ulaşabilirim. Bir diğer sorumuz. Anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir ailenin yaş ortalaması 25'tir. Çocukların yaş ortalaması 11 ve babanın yaşı annenin yaşından 2 fazladır diyor. Buna göre baba kaç yaşındadır? Harika bir soru. Şimdi anne, baba, iki çocuk. Toplamda kaç kişi? 4 kişi var burada. Tamam mı? Bu 4 kişinin yaş ortalaması 25 ise ben önce 25 ile 4'ü çarparak
Bunların yaşlarının toplamını bulacağım. Yaşlarının toplamı 100 kenarda kalsın. Çocukların yaş ortalaması 11. Kaç çocuk var? 2 çocuk var. Hemen kenarda ben 11 ile 2'yi çarpıyorum. 22. Ne buldum? 2 tane çocuğun yaşları toplamını buldum. Şimdi biz 4'ünün toplamını 100 olarak bulduk. Bu 4'ünün toplamından çocukların toplamı, yaşları toplamını çıkartırsam geriye ne kalır sevgili öğrencim? 78 anne ve babanın yaşı kalır. Diyor ki babanın yaşı diyor annenin yaşından 2 fazladır diyor. Şimdi ikisinin yaşları toplamı 78. Biz bu 2 fazlalığı atarsak ne kaldı geriye? 76. Artık ikisinin yaşı büyük eşit oldu. 76'yı da 2'ye bölersem küçük olan yani annenin yaşını bulurum. 7'de 2 3 kere var. 3 kere 2 6 eder. Çıkarttım. 1 16'da 2 8 kere var. Şu anda ben annesinin yaşını buldum. Benden babasının yaşını istiyor. 2 fazlaydı. 38'in üzerine 2 ekleyerek 40 sonucuna ulaşabilirim. Güzel bir soruydu. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bir basketbolcu oynadığı her 4 maçta toplam 50 sayı atmıştır. Basketbolcu toplam 12 maç oynamışsa maçlardaki sayı ortalaması kaçtır diyor bize. Şimdi burada bir şaşırtma var sevgili öğrenciler. Dikkat edelim. Bir basketbolcu oynadığı her 4 maçta toplam 50 sayı atmıştır. Benden bu maçlardaki sayı ortalamasını istiyor. İyi de 4 maçta toplamda 50 sayı atmışsa sen 50'yi 4'e bölerek zaten ortalamayı bulabiliyorsun. 12 ile anca işlemi uzatmış olursun. 5'te 4 1 kere var. 1 kere 4 4 çıkarttım 1. 10'da 4 2 kere var. 2 kere 4 8 çıkarttım 2. 0 ve virgülü getirdim. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 çıkartır ve 0'ı bulurum. 12,5. Doğru cevap D seçeneği. Umut Matematik dersinin sınavlarından 80 ve 70 almıştır. Ortalamasının 80 olabilmesi için 3. sınavından kaç puan almalıdır? Çocuklar 3 sınavın ortalamasının 80 olmasını istiyor. 80 ile 3'ü çarparak 3 sınavda toplamda 240 puan alması gerektiğini bulabilirim. Birinci sınavdan 80 almış, ikinci sınavdan 70 almış. İkisini hemen topladım, 150 puan almış. Üçüncü ile birlikte 240 puan almasını istiyor. O zaman 240'tan 2 sınavın toplamı olan 150 çıkartarak 3. sınavdan 90 alması gerektiğini hesaplayabilirim. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki grafik Can ve arkadaşlarının kütlelerini göstermektedir. Buna göre 5 kişinin kütleleri ortalaması kaçtır diyor bize. Çocuklar baktığım zaman bir çizgi grafiği burada Can'ı 60 olarak görüyorum. Bakın Can 60 artı Ali 40 artı Oya 50 artı Ozan'ın da 50 olduğunu gördüm artı Elif'in de burada 70 kilogram ağırlığında olduğunu gördüm. 5'inin toplamını 5'e bölersem sonuca ulaşabilirim. Bakın gruplayarak toplayalım. Burada 100 eder. Burası da 100 eder. Yazdım hemen. 60-40 daha 100 eder. 50-50 daha da 100 eder. 70 de burada var. Oldu sana 270. 5'inin toplamı 270. 5'e bölerek ortalamayı hesaplayabilirim. 27'de 5, 5 kere var. 5 kere 5, 25 eder. Çıkarttım 2. 20'de 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. 54 bunların ortalaması doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki grafik bir okulda yapılan deneme sınavına aittir. Buna göre bu okulda ortalaması 60 netin altında olan kaç tane sınıf vardır diyor. Çocuklar 5 tane şube var. A, B, C, D, E şubeleri. Orada da netleri verilmiş. 80, 70, 60 diye sıralanmış. 60'ın ortalaması altındayı istiyor. Yani burada tekrardan bir aritmetik ortalama bulmana gerek yok. Yani 60 ortalamadan şöyle bir çizgi çektiğin zaman bir kere A 60 üstünde. Yani tam 60'ın içinde. Yani orada tutup da A'yı söyleme lütfen. Mesela B de olmaz. 70'tir bununki. 60'ın üzerinde. Diğer 60'a eşit. Burada 80 ortalaması var. Bu da 60'ın üzerinde olur. Ama C ve D şubelerine baktığım zaman toplamda 2 tane sınıfın 60 netin altında olduğunu görebilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.